1849'da Osmanlı topraklarına sığınan 1000 kadar mülteci geri istendiğinde Osmanlı elçisi, bakın padişahtan falan bahsetmiyorum, Osmanlı elçisi Rus çarına şunu söylemiştir: bize sığınan mültecileri iade etmemiz Doğu kültürüne göre mümkün değildir. Aynı zamanda sultanımızın şerefi söz konusudur. Size mültecileri iade etmeyeceğiz. İşte biz böyle bir ecdadın torunlarıyız. Sayın Kılıçdaroğlu, sen kimin torunusun bilemem. Hold up. Biz öyle bir ecdadın. Şimdi utanmadan, sıkılmadan böyle bir ülkeye küresel sermaye gelmez diyorlar. 120 milyar dolarlık sermayeyi siz mi getirdiniz bu ülkeye? Hold up. Hey, oh my niggas who be thinking we saw. We don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. I'm a boss ass bitch. Bizden önce tek başına iktidarların olduğu dönemde Türkiye'nin çıtası hep yükselmiş, koalisyon hükümetlerinin olduğu dönemlerde de hep gerileme dönemi başlamıştır. Biz şu anda bir yükselişin içerisindeyiz. Ülkemize yeni sıkıntılar yaşatmak istemiyoruz. Ve yeri geldiği zaman eğer bu barajın biraz düşürülmesi gerekirse onu da yine halkımızla müzakeresini yaparız, ama onu size soracak değiliz. Basit hesaplarla bu mücadeleden asla geri durulamaz. Efendim, böyle bir şey yaparsak acaba yargıda başımıza bir şey gelir mi? Ya bir kere ölür bir insan ya. Bir kere. Her gün ölmenin ne anlamı var? I'm a boss ass bitch. Şimdiden ahkam kesmeye başladı. Şimdiden yargıya akıl vermeye başladı. Şimdiden yönlendirme yapmaya başladı. İstikamet veriyor. Ve idam sehpasının yolunu gösteriyor. Sen nasıl demokratsın ya? Biz bu yola çıkarken o beyaz çarşaflarla beraber yola çıktık. Biz bu konuda bedele hazırız. Türk milli takımının kalesini hedef almadığı sürece Mesut Özil'in attığı her golle bizler de havalarda uçuyoruz. Almanya vatandaşlığına geçmeyi teşvik ediyor, özendiriyor, Türkiye'deki haklarını muhafaza ederek tüm Türkiye kökenli kardeşlerimizi Alman vatandaşı olmaya çağırıyoruz. Ben de Alman vatandaşlarını Türk vatandaşı olmaya davet ediyorum. I'm a boss ass bitch. I mean, Mr. Prime Minister, I with apologies to Prime Minister Erdogan. One minute. I'm a boss ass bitch. I'm a boss ass bitch. Akşam Tek Gıda İşin Başkanı diyor ki biz gerekirse hükümet deviririz. Şu ifadeye bak. Şu anda diyor dün yaptığımız görüşmede genel grev kararı almadık. Genel eylem kararı aldık. Genel grev kararı alırsak hükümet deviririz. Şimdi bu ifadeye ne denir? Bu anlayışta, bu mantıkta olan bir sendikacının bu ülkenin istikbalini, aydınlık yarınlarını düşünme diye bir derdi olabilir mi?
Bunlarla siz nasıl masaya oturursunuz ya? Neymiş? Hükümet devrilmiş. Sen avucunu yalarsın. Avucunu neyi deviriyorsun? Neyi deviriyorsun? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı iken fakirlere ayda 600 lira maaş bağlayacağınızı ifade etmiştiniz. Öyle mi? Peki şimdi CHP'nin genel başkanı oldun. Hadi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bütün fakirlere 600 lira ver. Başbakan olduğunuz zaman diğer ülkelerin başbakanlarıyla hangi dilde konuşacağınız diye İngilizce Türkçe ile konuşacağım. I'm a boss ass bitch. Aşkına 9 yıldır muhalefet olarak ne yaptınız, ne ürettiniz, ortaya ne koydunuz? Muhalefet olmak adına ne yaptınız? Şimdi bir tanesi övünüyor. Komisyonda CHP'li milletvekili 12 saat konuşmuş. Benim oğlum bina okur döner döner yine olur. I'm a boss ass bitch. Bana arka arkaya 6 defa yalan makinesi dedi. Peki yalan makinesi nedir? Yalanı test eden, yalanı ortaya çıkaran cihaz. I'm a boss ass bitch. Yalan söylüyor. Dürüst değil. Dürüst ol ya. Yani sana burada kim veriyorsa bu aklı, aldanıyorsun. Aldatıyorlar seni. Biz bugüne kadar bu kitapları siz hiç onun aldık. Hakkında böyle bir şey söylemediniz. Hayır. Hiç. Hayır. Söylemem. Yaptığı bir şey yok ki. Sadece benim onun için söylediğim şey 8 yıl genel müdürlük yaptı SSK'da. Bu genel müdürlüğü döneminde bunu çünkü mecliste de konuştuğumuz için ağır laflar söylediniz beyefendi. Hayır. Söyle. Yani... Ne yani CHP'nin başına gelmiş en büyük talihsizliktir. Bu da, kötü hani... bir laf mı ya? Bu bir durum tespiti yapıyoruz. Bunu ben CHP'liler için aynı zamanda bu bir hayır dua. İnan talihsiz. Sevgili seyirciler, kısa bir aramız var. Kısa, çok kısa bir aramız var. Devam edeceğiz. Senden bozkurt olmaz. Senden olsa olsa fındık kurdu olur. I'm a boss ass bitch. Ya sen kimsin? Sen kimi temsil ediyorsun? Kimin adına konuşuyorsun? Siz silahlı efendileriniz ipinizi gevşetmediği sürece tuvalete bile gidemezsiniz. Hiçbir şeyi söylemiyoruz. Hayat ticareti, umut simsarlığı hiçbir zaman yapmadık, yapmıyoruz. İmkanların kaynaklarını, bakın çok ayıp oluyor. Değerli arkadaşlar, biz dini yaşarız. Tüccarlığını siz yaparsınız.
sahip oluyor. Değerli arkadaşlar, biz dini yaşarız. Tüccarlığını siz yaparsınız. İmkanların kaynaklarını, bakın çok ayıp oluyor. Değerli arkadaşlar, biz dini yaşarız. Tüccarlığını siz yaparsınız. Yaşarız. Tüccarlığını siz yaparsınız. Şırnak'ta biz devleti tanımıyoruz diye Demokratik Birlik platformu özellik ilanında bulundu. Bir sorun ya, sizin kilonuz kaç değil?